Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kapatılması ile Türk sorumluluk hukukunda ilkesel temellerde nasıl bir arayış gerekir? Bu konu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin işlevselliği yönünden dikkate aldığımız zaman biraz daha önem kazanıyor. Şöyle ki Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin ikinci dairesi özellikle asker kişilerin görevleri sırasında meydana gelen bedensel zararlarının tazmini ile ilgili daireydi. Ve bu dairede hesaplamalara ilişkin bir takım ilkeler getirilmiş ve prensip kararları alınmıştı. Bu prensip kararları da bilirkişilerin hesaplama yaparken belli prensiplerde, belli ilkeler çerçevesinde hareket etmelerini sağlayan bir sistematiğe oturtulmuştu. Dolayısıyla ilkeler, prensipler, ne şekilde hesaplama yapılacağı, bunların hepsi belirli bir takım veriler çerçevesindeydi. Böyle olunca Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin biraz daha Türk törelerine göre, genel yaygın örf adetlere göre, toplum yapısına göre düzenlemiş olduğu, demin de sözünü etmiş olduğumuz bir takım tabloları vardı. Yani paylaştırma tabloları gibi, yaşam, yeniden evlenme şansının saptanması gibi bir takım tabloları vardı. Biraz daha bilimsel esaslara oturtulmaya, her bilir kişi için farklı değerlendirme yapılmasının önüne geçilmeye çalışılıyordu. Ki Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin koymuş olduğu bu prensipler Yargıtay tarafından da benimsenip uygulanabilen prensiplerdi. Şimdi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kapatılmasıyla bu böyle bir sistemde boşluk doğacak mı? Yargıtay herhalde bu boşluğu kendi bilimsel çalışmalarıyla, içtihatlarıyla dolduracaktır. Bu çerçevede sorumluluk hukuku, borçlar kanunu 55. maddesiyle borçlar hukukuna atıfta bulunduğuna göre Yargıtay'ın 4. Hukuk Dairesi'nin ve tazminatlarla ilgili dairelerinin kodifiye kararlar almaları ve bu kararlar çerçevesinde de hesaplamalarda teklik prensibini ortaya koymaları şık ve güzel olacaktır. Prensip olarak daha oturacaktır. Hesaplama yaparken de ilkesel olarak farklılıkların ortadan kaldırılmasına yol açacaktır diye düşünüyorum.